yaptım. Ondan sonra öyle sorular sordu. Üstüne öyle dublaj yaptık. Anlatacağım. Tuna Hanım'a teşekkür ederim. Güzel bir şey Tuna Hanım açıklayacak. Ahmetciğim, senin şu genç sinemacılarla ilgili. Evet. TRT'nin düzenlediği bir programdı. TRT Ankara Televizyonu'nun. Mimar Sinan Mimarlık Fakültesi mezunuyum aslen. Ancak sinema ile ilgili olduğum için o dönemde üniversitede okurken oraya senaryomu yollamıştım Ankara Televizyonu'na. O dönemde çok faaldi Genç Sinemacılar programı. Pek çok yönetmen arkadaş zaten. Kimler vardı o dönem? Çok öncesinde Bilge Ceylan'ın ilk kısa filmini oraya çektiğini biliyorum. Onun dışında Mustafa Altıokların çalışmalarından bir tanesinin kısa filmlerinden birini orada yaptığını biliyorum. Kamera, ışık malzemesi ve diğer malzemeler imkanı sunulup teknik bütün imkanlar sunulduktan sonra bir kısa filmin gerçekleştirilmesi sağlanıyor. Tabii senaryo onaylandıktan sonra. Bu tarz çalışmalar bağımsız sinemayı beslediği için bu tarz çalışmalar her kanalın ya da oyuncuların iyi göstermesinden yanayım. Son zamanlarda pek ismini duyamıyorum ama çok fazla iyi yönetmenler çıkardı. Evet. Reklam yönetmenleri var. Kısa filmler çekerek sinemaya adım atmış olan. Ben farklı bir bölümde okudum. Ancak Genç Sinemacılar Süreyya Garipoğlu yapımcımız olmasaydı bu noktaya gelemezdim. Bir sinema sever olarak kalabilirdi bu noktada benim için sinema. Anladım. Ama çok önemli bir kırılma noktasıydı benim için. Ahmetciğim, bu konudan yine bahsedelim bir ara. Yine seni konuk alalım. Çünkü iyi bir konu ve zaten filmle ilgili bayağı bir çalışma var. Kısa evet. film çeken yüzlerce insan var artık ve onlar belki bir yerlere gelecekler zaman içinde. Yani ciddi yönetmenler belki çıkabilecek oradan, yani dediğin gibi. Evet. Onunla ilgili güzel bir program yapalım. Gerçi bir arkadaşımız da yapıyor böyle bir program. Kısa filmle falan ilgili. Başka bir zaman daha böyle seninle baş başa muhabbet edebileceğimiz. Çünkü biliyorsunuz yani. burada sen ama evet. Sonunda yönetmen, yani sonunda hepiniz düşeceksiniz bir şekilde. Ondan sonra o monitörün arkasına olmadı canım bir daha çekiyoruz 180 diyecek. Ben hiç kere pas attım. Değil mi? Sonra. Ama Burak iyi davrandı. Benim için çok iyi davrandı. Burak'a yaz. Çok Burak. Değerli oyuncular evet. Ve özgür de mülayimdi. Ya ben mesela bu sene Tunay'la bir şey söyleyeceğim. Ben bu sene çok güzel bir şey yaşadım. Mimar Sinan Üniversitesi'nden sinema televizyon bölümündeki öğrenciler İşte telefon numaramı bulmuşlar, aradılar. Bizim kısa film, okul bitirme projemiz var, kısa filmlerimiz var falan. Ben de birkaç tanesinde oynadım. Çok da zevkliydi açıkçası. Hem onlarla bir şeyler paylaşmış olmak önemliydi. Hem de yeni sinema için yeni insanların yavaş yavaş gelmiş olması da önemli. Bu deneyimleri de paylaşmak çok güzel bir şey bence. Ya destek vermek lazım. Kesinlikle destek verin. Programımız su gibi aktı geçti. Öyle geçti ve bitiyor. Bitti gibi. Son dakikalarımız mı arkadaşlar? Bitti sayılır. Bitti. Son birkaç cümle. Tunacığım. Ben gidiyorum artık. Tunacığım, bitiyor mu? Son birer cümleniz varsa birer cümle de alabiliriz. Bayandan başlayalım. Tunacığım. Tunacığım. Evet. Biz ortadayız, yapacak bir şeyimiz yok. Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaşlısın. Onu söylemek istiyorum burada. Bütün Beşiktaşlılara selam. Evet. Karahan diye bir online oyun oynuyorum. Oradaki arkadaşlarıma da selam. Selamlar. Özgürcüm. Ben de Antalya'daki aileme selamlarımı yazıyorum. Kızıma çok selamlar iletiyorum. Evet. Oğlumu da çok öpüyorum. Evet. Kolay güzel. Gelsin. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Ahmetciğim. Ben de programında başarılar dilerim. İnşallah 2010-2011 inşallah bir sinema yılı olur. İnşallah. Sineması için. İnşallah. Tunacığım buyurun. Hayırlı uğurlu olsun. Çok diyoruz. Teşekkür ederim efendim. Zorunluluk olarak diye. Bol konuklu güzel bir sezon diliyorum. Evet. Lütfen bütün izleyicilerinden de rica ediyorum. Aha. Yaz boyunca kapılarınızın önlerine bir kap su koysunlar. Tamam, onu mutlaka ben yoksa, başta ben yapıyorum. Gelin kontrol eder, ona göre hanımefendi burada saçlarını kendi yaptı. Evet, gayet iyi, hoş. Makyöz falan hiç kimse dokunmadı. Dedi ki bana kimse dokunmasın. Ben kendim dedi makyajımı yaptım. Evet efendim, güzel programdı. Sanıyorum bize göre inşallah. programımızı böylece kapatıyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Yerin seni çektiği kadar ağırsın. Kanatların çırpındığı kadar hafif. Kalbinin attığı kadar canlısın. Gözlerinin uzağa gördüğü kadar genç. Sevdiklerin kadar iyisin. Nefret ettiklerin kadar kötü. Ne renk olursa olsun kaşın, gözün, karşındakinin gördüğüdür rengin. Yaşadıklarını kâr sayma.
Yaşadığın kadar yakınsın sonuna. Ne kadar yaşarsan yaşa. Sevdiğin kadardır ömrün. Gülebildiğin kadar mutlusun. Üzülme. Bil ki ağladığın kadar güleceksin. Sakın bitti sanma her şeyi. Sevdiğin kadar sevileceksin. Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer. Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın. Bir gün yalan söyleyeceksen eğer, bırak karşındaki sana güvendiği kadar insansın. Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret. Ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın. Unutma, yağmurun yağdığı kadar ıslaksın. Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak. Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın. Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin. İşte budur hayat. İşte budur yaşamak. Bunu hatırladığın kadar yaşarsın. Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün. Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun. Çiçek sulandığı kadar güzeldir. Kuşlar ötebildiği kadar sevimli. Bebek ağladığı kadar bebektir. Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin. Bunu da öğren. Sevdiğin kadar sevilirsin.